Merhaba sevgili yarışseverler. İşte yeni bir yarış vizyonla söz verdiğimiz gibi bu hafta da karşınızdayız 23.30'da. Yarış vizyonda bu hafta sevgili Armağan Turan. Armağan Turan bildiğiniz gibi futbol teknik direktörü, at sahibi ve aynı zamanda Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Yönetim Kurulu üyesi. Hoş geldin sevgili Armağan Turan. Hoş bulduk. Şimdi sevgili seyirciler, programımız çok dolu. Geçen hafta olduğu gibi. Öncelikle sevgili Armağan Turan'dan kısaca futbolda, efendime söyleyeyim, takım şu an çalıştırıyor mu? Onu bir soralım. Ondan sonra gönül işi olan, babadan atçı olan sevgili Armağan Turan'a çeşitli sorularımız olacak. Sevgili Armağan, futbolla başlayalım önce. Evet. Volkan, en son hangi takımdaydık? Bir kere Volkancığım, oradan bir hatırlatalım. Öncelikle Kanal T seyircilerine ve bütün Türk ulusuna mübarek Kurban Bayramı. Sağlık, mutluluk, temenniler diliyorum. Gerçekten daha nice bayramlara diyorum Türk ulusu olarak. Sorunsuz, problemsiz nice bayramlar diyorum. Evet, ben bu sene takım çalıştırmıyorum. Ama geçen sene İstanbulspor'u çalıştırıyordum. Evet. Tabii teknik direktörümüzün yanında... İşte demin de senin belirttiğin gibi rahmetli babamın atçılık mesleğini devam ettirmeye çalışıyorum. Çatalca'da çiftliğimizde bir takım atları yetiştiriyoruz. Yetiştiricilik devam ediyor. Aynı zamanda da hipodromlarda bu atları koşturuyoruz. Ve demin de yine senin belirttiğin gibi Türkiye Yarış Atları Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği'nin yönetim kurulu üyesiyim. Elimizden geldiği kadar Türk atçılığına bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Yine aynı şekilde... senin gibi çok değerli arkadaşlarımın bu tür programlar yapmasına da gerçekten çok mutlu oldum. Ben çünkü böyle bir program olduğunu bilmiyordum. Ama sayende bayağı da seyreden varmış programınızı. Öncelikle seni kutluyorum böyle bir program yaptığın için. Tabii ki biz de gönülden yapıyoruz. Bizim mesleğimiz televizyonculuk ama ata verilen gönül tabii hiçbir şeye benzemiyor. Yani bir evladına verdiği gönülle hiçbir farkı yok. Şimdi şey çok enteresan bir bilgiye ulaştım. Geçen basın tribünündeyim Jockey Kulüp'te. Evet. Şimdi adını da analım. Posta Gazetesi'nden Abdullah Bey, Abdullah Doğan. Efendime söyleyeyim. Şey dedi bana, ya sen dedi bilir misin dedi, rahmetli dedi Süleyman Sırrı Turan dedi, Saddam Hüseyin'e bile at sattı dedi. Evet. Ondan sonra ya bu küçük bir hem yad edelim tabii. Babanızı. Bu nedir? Gerçekten şimdi, böyle bir şey var tabii. Mıydı? Şimdi rahmetli babam atçılığa başladığı yıllarda belli bir zaman sonra Vadi diye bir atımız vardı Volkan. Evet. Bembeyaz bir attı. Yarış hayatı bittikten sonra son demlerinde Arabistan'dan gelen atçılar bu tür atları arıyorlarmış. Özellikle Saddam Hüseyin'e binmesi için bu tür gösterişli, göze çok hoş gelen ama beyaz bir at arıyorlarmış. Bizim Vadi de görsel anlamda gerçekten muhteşem bir heykel gibi. Heykel gibiydi. Yani heykel gibi. Sanki yani. Ressamın elinden, kaleminden çıkmış gibiydi. Ve rahmetli babam da bu atı Araplara, tabii ki rahmetli babam bu atı verirken kime, neden, niçin yapıldığını bilmiyor. Haberdar değil. Tabii ki bilmiyor. Sonra işte Saddam Hüseyin'e kadar. Onu da yani dolaylı yoldan öğrendik. Tesadüf öğrenmiş olduk. Şimdi bir gün rahmetli babam da otururken işte bu o zamanki işte Irak, İran, Amerikan savaşlarında falan o Saddam Hüseyin'in görüntüleri vardır beyaz at üzerinde. İşte o at. Şimdi rahmetli babam dedi ki oğlum dedi bu at bizim vadiye benziyordu. Ya baba dedim ne işi var vadinin dedim. Vadi neresi dedim, orası neresi? Bak oğlum dedi, gerçekten dedi, bu bizim dedi vadiye benziyor dedi. Ben atımı tanımaz mıyım dedi. Araştırdık, gerçekten o safkan rahmetli babamın Araplara vermiş olduğu, daha doğrusu hediye etmiş olduğu o at çıktı. Gerçekten tebrik ederim seni de nereden buldun bu bilgiyi. Ama Abdullah Doğan bunu sahada çok az kişi bilir. Bunlardan bir tanesi de Abdullah Doğan'dır. Demek ki o bilgiyi siz ondan almışsınız. Evet. Peki kısaca şeyi de sorayım da bu arada. Türkiye Yarış Atı Yetiştiri ve Sahipleri Derneği'nin bu ara herhalde bir aygır alımı
Evet. Söz konusu. Evet. Pressing miydi? Pressing'di. Evet. Türkiye'de bununla ilgili de bir Türkiye'ye gelip büyük başarılar imza atan. Evet, yarışlarını seyrettik burada. Bu safkan, internasyonel yarışlarda. Internasyonel bu safkanı. Birkaç biz, kere kazandı evet, üst üste. Tabii üst üste kazandı. Bu safkanı biz dernek olarak yoğun bir çabalar sonunda sahibiyle satın aldık. Satın alındı. Şu an Türkiye'de mi Aygül? Türkiye'ye gelmedi. Şu an karantinada. Karantinada bir takım sorunları hallolduktan sonra yani tahliller yapıldıktan sonra tam temiz raporu onayı çıktığı zaman yüklenecek Türkiye'ye gelecek. Evet. Bunu da biz Türkiye Yarış Atları Sahipleri Derneği olarak satın aldık. Atçıların hizmetine sunacağız. Evet, çok güzel bir haber tabii ki evet. Bu da. Buraya bir not almışım. Yurt dışındaki yarışlara baktığımızda ben enteresan bir şeyle karşı karşıya kaldım. Tabii evet. Biz de nacizane at koştuğumuz için zaman zaman. Bakıyorum ki yurt dışında 4 yaşında, 5 yaşında İngiliz atı evet. Maiden yarış koşuyor. Senin dikkatini çekti mi bilmiyorum. Tabii çekiyor. Çekmez evet. Mi? Şimdi dolayısıyla herhalde yurt dışında bir atın maiden hakkını kaybolmaması için, yani atın kaybolmaması için dolayısıyla orada farklı bakıyorlar. Evet. Bizim ülkemizde neden böyle bir uygulama yok? Şimdi, hiç gündeme geliyor mu çünkü derneğin içerisindesiniz? Evet. Şimdi Volkan'cığım aslında hiç aklınıza geldi mi böyle bir konu? İyi bir noktayı yakalamışsın. Şimdi orada malum İngiliz atları 2 yaşında start alır, Arap atları 3 yaşında start alır. Evet. Şimdi tabii ki Avrupa'da yani uluslararası arenada atçılığa bakışla bizim Türkiye'deki bakış arasında biraz farklılıklar var. İşte buradaki daha 3 yaşında, 4 yaşında daha maiden koşan bir İngiliz tayından bahsediyorsun. Avrupalı bize nazaran özellikle 2 yaşlı İngilizleri mümkün olduğu kadar 3 yaşlıya döndürerek koşmaya çalışıyor. Yani ikiliyken çok fazla ikiliyken çok fazla hatta üzerine koşmuyor. Gitmiyor. Ha şu var. Orijin olarak bakıyor. Eğer ileride açık yarış atı düşüncesiyle görmüyorsa o safkanları koşuyor. Ama eğer gerçekten bir ışık saçıyorsa o safkan onu mümkün olduğu kadar ikiliden üçlüye döndürmeye çalışıyor. Şimdi üçlü bir atın fizyonomisiyle, kemik İkilini yapısıyla ikili arasında çok büyük fark var. Gelişimini tamamlamamış tamamlamadan oluyor. Biz aslında biz burada koşuyoruz. Ben o hatayı yaptım. Ben de hepimiz yaptım. Yapıyoruz. İkiliyken atımın üstüne gittim, atı kaybettik. Tabii Türkiye'deki ekonomik şartlar maalesef bir takım yanlışlar yapmamıza sebep oluyor. Ama her ilerleyen zaman dilimi içerisinde Türk atçılığı da uluslararası platformda gerçekten çok iyi noktalara gelmek üzere. İşte bugün dünya konjonktüründe aşağı yukarı 12. sıradayız. Çok güzel. Evet, tabii ki ilerleyen dakikalarda belki konuşacağız. Tabii ki burada özellikle hükümetin atçılığa vermiş olduğu son 5-6 yıl içerisindeki atçılığa vermiş olduğu değer, atçılığın üzerindeki o kara bulutları dağıtması için almış olduğu bir takım kanunlar, statülerde olsun, tüzüklerde olsun yapmış bir takım değişiklikler Türk atçılığının üzerindeki o kara bulutları yavaş yavaş dağıtmaya başladı. O yüzden Türk atçılığı inanılmaz şekilde Avrupa konjonktüründe çok iyi yerlere gelmek üzere. Evet. Peki değişik yine bir konu. Ülkemizde son yıllarda bayanlara yönelik bayan binici koşuları var. Evet. Bu çok sevindirici bir şey, estetik bir şey. Bir kere bayanın olduğu yerde renk olur, güzellik olur, kibarlık olur. Efendime söyleyeyim. Bu beni çok sevindiriyordu. Fakat ilgiyle takip ettim. Yani evet. Bu bir göstermelik bir organizasyon mu? Yoksa gerçekten Jockey Kulüp bu bayanlara böyle bir alan mı açacak? İşte yıllık yarış programında zaman zaman her geçtiğimiz yıl bu yarışların çoğaltılması olacak mı diye takip ettim. Ve baktım ki benim sezgilerim sanki Jockey Kulüp bunu göstermelik bir aktivite gibi, hoş görünmek gibi yapmış gibi geliyor. Araştırdım kısaca. Mesela örneğin İrlanda'da bayan binicilere çok fazla şans veriliyor.
Yani hemen hemen yıllık programın %10, %15'lere varacak seviyede, yani %10 ile %15 arasında yıllık programın içerisine yarış koyuyorlar. Ve dolayısıyla bayanların çok fazla at binme şansı doğuyor. Evet. Bizim ülkemizde baktığınız zaman çok az sayıda var. Hatta dikkat ediyorum, altılı ganyan oyununun dışına atılıyor. Evet. Ben buna taraftar değilim. Bir kere özellikle altılı ganyanın içerisinde olursa daha hoş olacağını düşünüyorum. Yani belki uzun yıllardır bizim Sayın Tarım Bakanımızın Mehdi Eker'in de geçen plaket alırken bir açıklaması var. Türkiye'de haksızlık yapıldığına inandığım sektörlerin başında kesinlikle geldiğine inanıyorum demiş atçılık sektörünün. Fakat şimdi eğer biz bu bayanlara da daha çok bir alan açarsak, belki halkımızın bayanlara olan saygısından dolayı bazı şeyleri kırmaya başlayabiliriz. Evet. Şimdi bu konuda ne düşünüyorsun? Çok uzattım ama. Yani bu bayanların, bayan evet, binici koşullarının arttırılması gerekir mi? Bunların mont alamıyorlarmış. Evet. Bu da ayrı bir dert. Çünkü amatör olarak bindiği için resmi mont alamıyorlarmış. Şimdi bu da ayrı bir dert. Volkan'cığım, şu an bu amatör bayan binicilerin bu konu Türkiye'mizde yeni yeni gelişiyor. Gelişmeye gelişecek. Yani gelişecek gibi. Tabii ki. Yani bunda da geçen yıllarda mesela 3-4 yıl evvelince döndüğümüz zaman senede bir tane, iki tane dediğin gibi göstermelik vardı. Ama şimdi göstermelikten artık biraz daha ilerlemiş seviyelere geliyor. Program içerisinde, yıllık program içerisinde yıllık programı yapan arkadaşlarımız bayan binicilere bayağı yarış koymaya başladı. Bu da demek oluyor ki artık bizim Türkiye'de de bu olayın biraz daha ilerlemiş safhası. Yani Avrupa'yı yakalama adına daha fazla yarışlar koymaya başladık. Ama şu var ki işte senin dediğin gibi müşterek bahis oyun açısından özellikle altılı ganyan şablonu içerisinde eldeki materyal, yani tabii ki sonuçta insan jokey sayısı çok az. Yani bayan binici profesyonel olmadığı için, amatör zihniyetle bindiği için çok az. Buna paralel olarak program yapıldığı zaman, diyelim ki 15 tane, 18 tane at yazıldığı zaman 18 tane bayan binici bulmak gerçekten çok zor. Zor, evet. Öyle bir yani sıkıntı var. Bundan doğru. Dolayı. Ha, peki bunu, onun önünü nasıl açarız? Bunu yavaş yavaş, yavaş yavaş, bu bir tabii ki yetenek meselesi, bir istek meselesi. Türkiye'de dediğim gibi işte atçılık sektörü her geçen gün bir aşama içerisinde. Eğer biz atçılık sektörünü demin dediğimiz gibi bir takım olayların önünü açarsak, ister istemeden dışarıdaki insanlar atçılığa karşı inanılmaz bir rağbet var. Yani hem at sahibi olmak adına hem jokey olmak adına inanılmaz bir rağbet var. İlerleyen zamanlarda bunu da aşmış olacağız ama burada demin bahsettiğin gibi bunu sadece bir görsellik anlamında şu an Türkiye Jokey Ekibi kullanmıyor. Gerçekten programların içerisinde bayağı yarışlar koyuldu bayan binicilere. Ama şimdi siz de deklare ettiniz. 18 at kayıt olduğu zaman binicinin olmaması sıkıntısı var. Demek ki işte bu noktada önce biz kulüp olarak çeşitli birimleri var. İşte Türkiye'nin çeşitli noktalarında. Dolayısıyla buralara bir küçük binicilik, yani binicilik kursları alabilecekleri ücretsiz. Yani biz insanları yarış oynamaktan, at yarışına çekmekten ziyade daha çok insanları, çünkü bizim Türk kültüründe işte ata binmek, yani Avrupalı bunu bizden gördüğü evet için, yani biz çocuklarımızı ata binmeye de özendirmemiz gerekir. Şimdi Volkan, yani dolayısıyla biz bayanları da özendirirsek şimdi bayanlar, çıkacaktır o tabii zaman. Tabii ki çıkacaktır ama bakın şimdi Türkiye Jokey Kulübü'nün apranti okulu var. Evet. Biz her yıl 25-30 tane mezun veriyoruz. Bunlardan içlerinden 6 tanesi, 8 tanesi, 10 tanesi yurt dışına gönderiyoruz. 6 ay orada farklı bir kursa tabi tutuyoruz. Biz o kardeşlerimize bile, inanılmaz bir sektör oldu çünkü. O kardeşlerimize bile yeteri kadar yarış bulamıyoruz. Çünkü okuldan çıkan arkadaşlarımızın tecrübesiyle geçmiş zamandaki jokey abilerinin veya okuldan daha evvel mezun olmuş arkadaşların tecrübesiyle bu arkadaşlarımızın tecrübesi bir değil. Bu yüzden yeni yapılacak programda, bu seneki programda Volkan'cığım,
onaylanmadı ama büyük bir ihtimalle her ilde birer tane sıfır yamak yarışı koydu. Yani okuldan yeni mezun olan arkadaşımıza her ilde bir tane yarış koydu. Mükemmel. Çünkü buradaki arkadaşlarımıza gerçekten fırsat veremiyoruz. Bu ekonomik. Yani ben bir at sahibi olarak inanılmaz masrafları içeren bir at. Evet. Sen de atçılık yaptın biliyorsun. Evet. Yani onları da konuşacağız yarış esnasında, yarış esnasında direkt tecrübesiz bir kardeşimize bu atı teslim etmek istemiyoruz. Sonuçta o atın kazanmasından seyisi, antrenörü, at sahibi herkes sebepleniyor. Maddi açıdan sebepleniyor. İşte eşit derecede aprantiler olduğu zaman o zaman sıkıntı olmaz. İşte yani biz de bunun için bu programlarda gerçekten yeni yapılacak yıllık program içerisinde bu arkadaşlarımız çok daha farklı işte böyle aprantilere özel yarışlar konarak belki de çok aprantili 18-26'lık koşan apranti yarışlarını 13-14'e çekerek sayıyı azaltıp kaza oranlarını azaltmak gerçekten işte bu yarışlarda bu acemi apranti arkadaşlarımızın yarış içerisinde yarış kazanmak uğruna bir takım yanlışlıklar yaptığını gözlemliyoruz işte televizyonlarda. Evet görüyoruz. Allah göstermesin çok kötü büyük hatalar oluyor. O yüzden o da bir takım düşünceler var ama tabii ki dediğim gibi sonuçta bu düşünceler şu an kağıt üzerinde ama inanıyorum ki en yakın zamanda bunlar hayata geçirilerek Türk atçılığını ilerlemiş Avrupa entegre haline getirebiliriz. Şimdi büyük jokeylerimiz yani ünlü olmuş jokeylerimiz zaten çok aşırı derecede yarış biniyorlar. Evet. Bu arkadaşlarımızın daha sonra onları da konuk edeceğim burada konuşacağım. Bu arkadaşlarımızın sosyal aktiviteleri yok. İşte ne bileyim kültürel bir yerlere katılacak zamanları yok. Yani isteseler de yok. Neden yok? İşte Adana'da biniyor, İzmir'de biniyor, oradan uçağa biniyor, İstanbul'a geliyor. Tabii, yani şimdi biz bu bahsettiğimiz yarış programı yapılırken eğer bu apranti kardeşlerimize, eğer bu bayan kardeşlerimize yeterli derecede yarış koyarsak belki onları da biraz bir nebze dinlendirmiş de olabiliriz. Bu da onlar için yani her şey hayatta para demek değildir. İnsan sağlığı önemlidir. Efendime söyleyeyim. Kesinlikle. İnsan kültürel birkaç aktiviteye gitmesi çok önemlidir. Ne bileyim belki eşini alır bir boğazla bir müzik dinlemeye gitmek isteyebilir ama gidemez ve gidemediklerini de biliyorum. Yani çünkü hepsinin kilo problemi var. Evet. Belli bir kilolarda vücutlarını belli bir kiloda tutmak mecburiyetindeler. Ama dediğim gibi çok ekstrem jokeyler zaten çok farklı yerlere gitmiyor. İşte çok açık yarış, kısa vade yarışlar olduğu zaman gidiyorlar. Onun dışında öbür arkadaşlarımızın binmesi için de zaman zaman izin veriyorlar çünkü ama çünkü yeterince hipodromumuz var. Evet. Yani çok fazla sayıda var. Hipodromumuz var. Ve bir de zannedersem Antalya hipodromunun da bakanlıktan onayı çıktı. Yakın bir tarihte de onun temeli atılacak. Yani benim bir de bir duyumum var. Bilmiyorum sizin haberiniz var mı? İzmit'teki şu anki oradaki çalışma merkezini hipodrom hayata geçirilmiş haline gelmesi için vallahi bunların hepsi tabii herhalde ki İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı bir harekete geçmiş. Evet. Ben öyle duydum. Şu doğrusu var mı yok mu bilmiyorum ama ileriki programlarda bağlayacağız kendisini. Böyle bir konuşma var ama şu anda herhangi bir müsbet bir adım yok ama şu var ki işte Antalya onaydan çıktı. Ama şu var İstanbul'a Samsun şu an öyle bir şey yok. Yok. Yeri hazır ama şu an herhangi bir ama Antalya yok. Onaydan çıktı. Yani evet, Antalya'da yarış yapacağız. Antalya kesinlikle yarış yapılacak. Çok güzel. Ama şu var ki Türkiye neresine yaparsanız peki yapın. İstanbul'da ikinci bir hipodrom yapmazsanız Türk atçılığı maalesef ve maalesef olduğu yerde durur. Gerçekten. Yani ben burada İstanbul atçısı olarak bunu konuşmuyorum. Yani İstanbul'da şimdi her kurumun her mesleğin bir mihenk taşı vardır. Türk atçılığının da mihenk taşı İstanbul'dur. Kesinlikle. Yani mesela Arena. Arenadır. İstanbul Türk yarışçılığının arenasıdır. Şöyle söyleyeyim. Futbol Federasyonu merkez Ankara'dadır ama İstanbul'dan yönetilir. Yani burada İstanbul Hipodromu 1300 ağırlık İstanbul Veli Efendi Hipodromu şu an atçılığa yetmemektedir. Çünkü işte şu an İstanbul sezonu yaz sezonu bitti. Günde iki kere İstanbul'da Veli Efendi yarış yapılıyor. Evet.
Aynı zamanda Taylar da gelecek. Hem yarış yapılacak hem Taylar çalışacak. Hazırlanacak. İmkan yok bunun büyük yetmesine. Büyük sıkıntı tabii ki. O yüzden... Ama İstanbul'da arazi ve açısından da böyle bir sıkıntı var. Bu mümkün değil ama yani. Ama İstanbul derken İstanbul'a yakın Silivri'de olsun, Çatalca'da olsun artık... Silivri, evet, İstanbul'un Trakya içi tarafı sayılı. Olabilir, Trakya tarafı olabilir. Yani en azından Veli Efendi yarış yapıyorsan o yapmış olduğun hipodromda da Taylar'ın antrenmanını yapabilirsin. Evet, Avrupa'da bunun çok örneği var. Avrupa'da ben çok az şehrin içerisinde hipodrom biliyorum. Fransa'da, İngiltere'de, İrlanda'da hep şehrin dışında hipodromlar var. İnsanlar arabalarına çalıştığı yerden safkanlarını, arabalarını yüklüyorlar. Götürüyorlar, koşuyorlar, geliyorlar. Yani bize de oldu. Olmaması için bir sebep yok. Ama evet. Yeter ki bu işe adım atılsın sevgili babam. Şimdi hipodromda geçtiğimiz yıllarda yarış izlerken bir Yunanistan'da yaşayan eski bir Rum kökenli bir Türk vatandaşı Yunanistan'a gidiyor. Geliyor bir yaz geldiğinde bir Yunan vatandaşıyla geldi. Gazi'yi izliyorlar. Oturuyoruz. Şaşkınlıkla, hayretler içerisinde Yunan dilince arkadaşıma demiş ki ya sizde böyle hipodromlar, böyle tesisler var mı? Yani şok içerisine girmiş. Evet. Türkiye'de böyle hipodrom, böyle yarışlar. İnanamadı yani. İnanamadı. Oysa ki ben Antalya'ya yapılacak hipodromun inşallah temelli ediyorum. İstanbul'u geçecek seviyede olmasını arzu ediyorum. Sebebine gelince. Çünkü oraya bütün dünya geliyor. Evet. Antalya'ya. Yani, Dubai örneği. Tabii bütün dünya geliyor. Oradaki turistleri de çekebiliriz bu tesisin içerisine. Orada bir gün akşam eğlenceye gideceğine, bir gün akşam yarışına Antalya Hipodromu'nda Türk yarışçılığının oraya çok güzel localar, çok güzel eğlence yerleri, çok güzel barlar yapılabilir. Hipodromun içine yapılabilir bu. Evet. Yani hipodromun içinde eğlenebilir turist. Tabii ki, tabii. Yarışını izleyebilir, eğlenebilir. Bu seviyede yapılabilirse eğer bizim işte dünyadaki vizyonumuz... Zaten proje bunun. Ha, ben yarış vizyonu olarak öneriyorum. Yani evet. Adını da vizyonumuz o zaman evet. Daha da hoş ve çekici hale gelir. İnşallah temennim böyle bir hipodrom olur. Yani bu hipodromları çok fazla yapıp işte Diyarbakır'daki belki imkanlar o şekildedir. İşte Elazığ'daki inşallah o seviyede olmaz. Yani oraya... Hayır tabii ki yani konum itibariyle de o seviyede daha olmaması, üst seviyede olması tabii gerekir. Tabii ki. Daha üst seviyede yani olması İstanbul, gerekir. İnşallah bunu pas geçmezler. İstanbul'un resmine baktığınız zaman İstanbul resminden, portresinden çok daha fevkalade bir yer olması lazım. İnşallah. Okey. Projede öyle ya zaten. Bunu büyüklerimiz de bastırması tabii lazım. Yani şimdi eğer bastırılmazsa oraya bir tane tribün yapıp da hipodrom yaptım demekle Antalya olmaz. Antalya gibi turizm cenneti bir yerde çok dünyanın daha farklı, geldiği bir yer. Farklı yani. Bir proje. Volkan'cığım demin bu dernekten bahsederken unuttuğum bir şey vardı. Şimdi biz gerçekten bugün internete girdiğiniz zaman, Avrupa sitelerine baktığınız zaman, tıkladığınız zaman belli bir bölümünde bizim derneğin amblemi çıkar. Türkiye Yarış Atları Yetiştirme Sahipleri Derneği'nin. Aralık 12, 13, 14'ünde yapacağımız, üçüncüsünü yapacağımız bir satışımız var. Sevgili Atahan Zilcioğlu'na konu kaldığımda detaylı bilgi alacağım ondan ama buyurun siz de aktarın. Siz de aktarın buyurun evet. Şu an Atahan kardeşimiz zaten yurt dışında. Gerçekten inanılmaz bir kataloğumuz çıktı. Keşke gördüm kataloğu. Gördüğünüz kataloğu. Ben gördüm. İnanılmaz orijinler var. Evet. Yani Avrupa'da da artık burada Türkiye'de böyle bir satışın olabileceğini, olabildiğini ispat etmek adına gerçekten bu üçüncüsünü düzenliyoruz. Geçmişte yaptığımız satışlarda alınan safkanların başarısı ortada. Yani bizim amacımız buraya yeni insanları çekebilmek. Çekmek. Türkiye burada atçılık dediğin zaman belli bir kesimde Volkan'cığım sadece müşterek bahis oynanan bir yer olarak evet. Görünmesi. Ki bunu hükümet genelinde de geçmiş yıllardan bu zamana kadar ta ki Sayın Mehmet Mekti Eker'in zamanına kadar herkes atçılık eşittir müşterek bahis. Yani bize o gözle hep bakıldı ama bunun böyle olmadığını binlerce insana iş imkanı sağlayan, 8 tane hipodromu olan, aşağı yukarı 30 bine yakın at stoğu olan, aşağı yukarı bu hipodromlarda 5000 taneye yakın koşan at edi olan
at adedi olan adedi, bir kurumdan bahsediyoruz. Ve gelirlerimizden türlü kurumlara aktardığımız inanılmaz paralar var. Evet. Şimdiye kadar hep vurun abalıya misali, boynumuzu bükerek bu paraları ödedik. Helali hoş olsun. Türkiye Jokey Kulübü, Kızılay olsun, işte Olimpiyat Komitesi'ni olsun, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni olsun. Olsun, seve seve verdi. Ama bazen oldu ki Volkan, işte Kelaynak Kuşları'nı koruma cemiyeti adı altında nereden alacağız? Türkiye Jokey Kulübü'nden alacağız. Şimdi bilmem ne hayvanı koruma adına nereden alacağız? Şuradan alacağız. Ama ta ki Sayın Doktor Mehmet Mekti Eker'in bakanlığa gelmesinden itibaren Türk atçılığına bakışı değişti. Ve vergiler aşağı yukarı %42 iken %28'lere düştü. Türkiye Jokey Kulübü'nün bu pasta içerisinden almış olduğu %15'lik pay %22'ye çıktı. Otomatikman yarış severlerin de müşterek bahislerden kazançları %42'lerden 59'lara çıktı ki bu büyük bir oran. İşte bunların hepsi Volkan'cığım senin demin dediği gibi işte bayan birincinin olması, Avrupa ile eş düzeyde bir atçılık sektörüne sahip olmamız, şu an 1 milyon euro olan rakamımız 5 milyon euro çıkartmak için bütün bu çalışmalar, bütün bu olaylar hep bunlar için. O yüzden ben burada tabii ki başta hükümetimizi, onun dışında da Sayın Bakanımızı tebrik ederim. Atçılığa bakış açısından dolayı, atçılığı sadece müşterek bahis oynanan bir yer olarak görmediği için ve bunu da bütün kamuoyuna anlattığı için bir kez daha huzurunuzda bakanımıza teşekkür ediyorum. Peki bu meslekte siz çok eskisiniz babanızdan dolayı. İyi kötü biz de sağlarımızda evet, tabii ki gelip gidiyoruz, görüyoruz. Bu meslekte en önemli olan şeyi soracağım. Dürüstlük ve samimiyet geçmişte ne ölçüdeydi? Günümüzde hangi noktaya geldik? Yani bu Armağan Turan'ın nacizane fikrini merak ediyorum. Evet. Yani geçmişim Jockey Kulübü çok eski bir tarihi var tabii. Evet. En azından 50 senelik bir hayatı var. Yani daha eski yadan ama 50 senedir. Yani son 50 senelik veya son 30 yıldır diyelim. Neredeydik? Dürüstlük ne noktadadır? Bundan sonraki insanların veya şu noktadaki eğitim önemli miydi? Bundan sonra eğitimli insanlar gelecek mi? Veya gelirse ne kadar etkili olur? Yani samimiyet ve dürüstlük herhalde artık çok önemli bir evet, nokta oldu. Volkan'cığım güzel bir soru. Ben de tabii ki burada aynı şekilde farklı bir soru şeffaf bir şekilde cevap vermek mecburiyetindeyim. Şimdi her kurumda, her işte, her iş dalında dürüstlük, samimiyet hep ön plandadır. İşte başarı, mükemmellik detaylarda gizlidir. Geçmiş zamandaki büyüklerimizin atçılığa önemli hizmetler vermiş insanların, Allah rahmet eylesin, çoğu bugün yok. O zamanki dürüstlük kavramı, samimiyet, şeffaflık, teknoloji o zaman olmamasına rağmen bu bahsettiğimiz ögeler, yani dürüstlük, samimiyet, şeffaflık, teknoloji olmamasına rağmen çok üst düzeydi. Şimdi teknoloji ilerledi ama maalesef zaman zaman açık ve net söyleyeyim, dürüstlük, samimiyet bazı kişiler tarafından son derece farklı kullanılmakta. Her meslekte ve alanda olduğu gibi tabii biliyorsunuz. Tabii ki çok eksajere olmakta. Buna aynı şekilde geçmiş zamandaki dürüstlük, samimiyetin derecesiyle şimdiki dürüstlük, samimiyetin derecesini eş düzeyde maalesef tutamayacağım. Evet. Yani ebeveynlerimiz, büyüklerimiz, o zamanki sevgi, saygı ortamı, o zamanki örneğin bir satış ihalesinde, işte sen de bilirsin, Arapatların ihalesinde. O konuya gireceğiz. Geçmiş zamandaki görsellik, samimiyet, dürüstlük şu an biraz maalesef yerini hazımsızlık, kindarlık,
şeffaflık olmayan bir takım hal ve hareketlere bıraktı ki bu da bizleri son derece üzüyor. Evet, kısa bir reklam arası vereceğiz Armancığım. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Sevgili Yarış Vizyon izleyicileri, reklamlardan sonra devam edeceğiz. Ben size telefon numaramızı da vereceğim. Arzu ederseniz reklamlardan sonra bize canlı yayında katılıp fikirlerinizi arz edebilirsiniz. Telefon numaramız 0592 211 9552. Mesaj da atabilirsiniz. Yarış Vizyon yazıp bir boşluk bırakıp görüşlerinizi ekleyip 3929'a gönderebilirsiniz. Reklamlardan sonra dönüyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Evet sevgili seyirciler, Yarış Vizyon devam ediyor. Sevgili konuğum Armağan Turan'a yeni sorularımı yöneltmek üzere. Evet sevgili Armağan, Türkiye Jokey Kulübü tarihinde ulusal basına yeterli ilgi gösterildi mi geçmişte ve günümüzde? Şimdi biz Yarış Vizyon olarak mesela şu an özel kanallar olarak yarış programı, yarışçılığın sorunlarını ele alan tek programız. Evet. Bunun dışında Jokey Kulüp geçmişte ve gelecekte bu tip programlara ilgi gösterdi mi? Şimdi sahiplendi mi? Geçmişte çok sahiplenmedi ama son zamanlarda örneğin ben de TJK TV'de yapmış olduğum programlarda yarışçılık adına bir takım olayları şeffaf bir şekilde masaya yatırıyorum. Birkaç tane böyle program yok ama var ama yeteri kadar sahiplenmediğini düşünüyorsunuz. Evet. Telefonun ucunda eski bir benim üstadım bu mesleğin, ben televizyoncuyum ama kendisi eski bir gazeteci yazar. Bu benim şu an yapmış olduğum programı ihtiyacı o aslında 16 sene evvel yaptı. Enteresan, merak ettim. Ama ona da sahip çıkılmadığını düşünüyorum. Bir kendisine dönelim. Sayın Bekir Boran. Bekir. İyi akşamlar. Alo. Hocam alo. Bekir İyi abi. Akşamlar, duyuyor musunuz? Duyuyorum. Ellerinizden öpüyorum. Kurban Bayramınızı kutluyorum. Ben de sizin Kurban Bayramınızı kutluyorum. Bu arada yarış ailesinin Kurban Bayramını kutluyorum. Sevgili Volkan, programını tebrik ediyorum öncelikle. Teşekkürler hocam. Bu arada Armağan Turan da yanında görünce senin dayanamadı. Çünkü Armağan'ı ben hem futbol hayatında hem de atçılık camiasında, gazetede, televizyonda biz beraber programlar yaptık, yazılar yazdık. Ne mutlu bana sevgili Armağan'cığım. Hocam özellikle düşündüm. Yani lafınızı kesiyorum, kusura bakmayın, devam edin. Özellikle bu Armağan'ın karşısına kimi çıkartayım diye kart viziti bir değiştirdim şöyle. Kara kaplıyı. Bekir abicim hayırlı akşamlar, hayırlı bayramlar diliyorum. Teşekkür ederim Armağan'cığım. Benim bu, için... Bu arada programımın vaktimiz olursa Haber Batur'la ilgili bir küçük bir anı da anlatacağım. Tabii ki. O da Haber Batur deyince böyle hiç yüreğim kabarıyor. Sağ. Ama ya önce... Çocuklar bu saatten sonra beni galiba Padova çekeceksiniz. Ne bileyim. Şimdi. Hocam önce şu sorumuzu... Volkan güzel bir şeye temas etti. Sorumuz şunu kaynaması. Anlatayım ben. Türkiye Jokey Kulübü bugün Türkiye'nin en güçlü, zengin, klas, güvenilir kurumlarından birisi. Evet, değil güven mi? Çok önemli. Evet. Şimdi bu kurumun devlete ödediği paraları, devlete ödediği, biraz evvel Armağan söyledi, neler ödedi. Bu Türk TL bazında bakarsak o kadar büyük bir meblağları diyor ki, onun için bu Türk Jokey Kulübü'nü biz artık sevmek değil, aşık olmamız lazım. Evet. Şimdi, böyle kurum mutlaka reklama ihtiyacı vardır. Bu kurumun Türkiye'nin her yerinde penceresi olduğuna göre at yarışı zaten insanımızın, Türk insanının tarihinde var. Bugünlere atlarla gelmiş. Ne derler? At, avrat, silah deriz değil mi? Evet. Ve biraz evvel Armağan'ın şu anda oturduğu koltuktan bir abimiz vardır. Yönetim kurulu üyesi biliyorsun. Bahadır Gödek. Sayın Bahadır. O da aynı koltukta oturuyordu. O Bahadır abiyle sohbet ederken ciritten falan at yarışlarından yani Türk insanının atçılığa karşı olan aşkını, sevgisini anlatmakla bitmez. Şimdi bu kurumun diyorum ya her yerde penceresi olduğuna göre
At yarışı zaten Türk insanın tarihinde var. Şimdi asıl meseleye gelelim. Türkiye Jockey Kulübü yıllar önce yazılı basında birkaç satır yarış programı yayınlansın diye neler verirdi. Biz o zaman yazılı basındaydık ya. Hocam HBB'de 16 sene evvel yaptığınız program, peki yani siz büyük emek verdiniz. Yani ben de çıktım 1-0-2 idi zannedersem, değil mi? Yani öyle bir programdı. Ve ben o zamanlar HBB'de çocuk programı yapıyordum. Evet, yan odadaydım. Evet. Yarışçılıkla hiç alakam yoktu, açık konuşayım. Ben de gittim Bekir abinin evet. programına katıldım. Fakat Bekir Bey orada yarışçılığa büyük hizmet etti. Ben bu soruyu, açılımı yapmamın sebebi şimdi, buydu. Yani sahip çıkılmadığına inanıyorum. Bak şöyle diyorum. Bu biz önce Türkiye Jockey Kulübü... Evet. Şimdi Türkiye Jockey Kulübü'nü... bizim gazetelerimize at yarışı bültenleri çıksın diye, atlarla haber çıksın diye neler verirlerdi. Evet. Ve biz bunun kavgasını yapardık patronlarımızla. Evet. Neydi? Bunun arkasında ne vardı? Derdik ki aman spor servisindeki at sayfaya, spor sayfaya at yarışı girsin. Ve biz bunu başardık. Arkasından başladık. Şimdi yayınları, televizyon yayınları. Evet. Ve bugün biz televizyon başlayınca ulusal kanallar yayına girdi. Evet. Ve bu Türkiye Jockey Kulübü için tam bir fırsattı. Evet. Kanallarda yarış programları başladı. Ve biz de ve ben de senin de şahit oldun. Evet. İsmini şimdi verebilirim çünkü bu kanal şimdi yok. Evet, HBB verebilirsiniz. Ben de çalıştım. Tabii, orada. Uzun yıllar ben çocuk programı yaptım. Ben bu televizyonda patronumla dedim ki kardeşim at yarışı programını ben bu kanalda yapmamız lazım dedim. Ben de bu kanalda patrona aynısını söyledim. Yapıyoruz. Sağ olsun İdris Keskinci. Değil mi? Destekliyor. Sonuna kadar arkamdayım dedim. Yapmaya. Evet. Bu bir fırsattı Türkiye Jockey Kulübü için ama günlerce, aylarca, senelerce program yaptık. Evet. Patron bir gün bana dedi ki ya Bekir'cim dedi bu siz program yapıyorsunuz devamlı kanalda ama bu Türkiye Jockey Kulübü'nden dedi veyahut da bir bizim reklam pastasından hiçbir şey görmüyoruz. Ne oluyor bu iş? Destek yok. Ben de bunu Jockey Kulübü'ne aktardım. Evet. Dedim ki beyler bakın biz at yarış programı yapıyoruz. At yarış programının dışında artı ben Türkiye Jockey Kulübü'nün neredeyse bir elemanı gibiydim. Başkanı çıkartıyordum, at sahiplerini çıkartıyordum, jockey kulübü jockey'i çıkartıyordum, seyir çıkartıyordum programlarıma devamlı. Artı program yapıyordum. Ne evet. programı? Tahmin programı yapıyordum. Evet. Ben evet. bunun mücadelesini verirken yavaş 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 televizyonlarda tabii reklam pastasında hiçbir şey alamayınca ne olduk? Patron dedi ki ya Bekir şimdi galiba kaldıracağım programı. Evet. Düşünebiliyor musun? Ve benimle beraber birçok kanal yayından çıktı. Üstadım Bekir Bey. Şimdi hatırlarsınız biz sizle zannedersem o yıllarda ben bir evet. proje hazırladık. Yani şu anki yarış vizyonu nasıl hayata geçirdiysem o zaman biz bir yarışçılığa destek verecek bir televizyon evet, programı evet, hazırlamak evet, üzere evet, sizle usta çırak ilişkisiyle bunu hayata geçirmek için Sayın Bahadır Göde'ye gittik. Doğru mu buraya kadar? Biraz evvel adını andığımız Bahadır Göde'ye. Gittik. Beraber odasına evet. girdik. 15-16 yıl evvel. Evet. Teklifimizi verdik fakat Hüsran aranmadık bile. Ben öyle hatırlıyorum. Değil mi ya? Değil mi? Yani biz şimdi bunun ulusal kanallarda bu kadar hizmet etmiş televizyoncular, gönül vermişiz, yarışçılığa hizmet edeceğiz efendim. Fakat biz evet. Bu noktada ilgi görmedik. Ya 90'lı yıllarda öyle mücadele verdik ki o günlerin flash kanallarında işte HBB'de ya kardeşim ben bu arada bu Türk insanına neyi aşılamak istiyordum? Yarışçılığı atı sevdirmeye çalışıyordum. Ve biliyorsun bu bizim Türkiye'de Türklerin kültürü. At yarışı kumardır. Kardeşim kesinlikle kumar değildir hayır. diyordum. Ben bunu canlı yayınımda bağıra bağıra söylüyordum. Diyordum ki at yarışı kumar değil kardeşim. Sen spor toto oynuyor musun? Sayısal loto oynuyor musun? Milli piyango bileti alıyor musun kardeşim? Gitti. Bunlar da
para kazanıyor musun? Evet. Peki niye onlara kumar demiyorsun da at yarışına kumar diyorsun? Ve ben bunun mücadelesini verdim. At sevdirme, at yarışının artık sevdirebilmek için elimden geldi. Yaptı. Kısa bir şey anlatayım. Ben çok, o başımda bir iş geliyordu bir gün. Bak hem de güzel olur bu anı. Ben bir gün canlı yayında dedim ki beyler, Türk insanı, kardeşlerim, at sahipleri, at yetiştiriciler, at severler, at yarışı kumar değildir dedim. Bir de şöyle dedim arkasından. Peygamberimiz dedim zamanında ve peygamberimiz bir herhangi bir düğün falan olduğu zaman atlar koşarmış. Onun yarışta birinci gelenlere, koşucular sana bir hediye kuzu verirmiş. Evet, bilmem doğru. Bunu verirmiş. Ben de okudum Muhammed üstadım. Evet, Hazreti Muhammed kardeşim, bunu atlarımızı yarıştırın dermiş. Ben evet. Kardeşim bir tepkiler aldım ve bana yaşa be abi diyenler. Hayır hayır, bunu ben okudum. Doğru. Doğru hocam. Değil mi yani? Biz bunun mücadelesini verdik. At yarışı artık bir holdingdir. At yarışı bugün dünyada, değil mi yani, bu, evet. Bunu sevdirmemiz lazım. Onun için de bu şeylerin, kanalların, jockey kulübümüzün bir takım sıcak, mesela Türk Hava Yolları'nın bir dergisi vardı. Ben orada at yarışı jockey kulübünde reklamını gördüm. Geldim, evet. Dedim ki jockey kulübüne, o zaman başkan kim, Ömer'di galiba. Dedim ki ya siz at Türk Hava Yolları'nın dergisinde reklam veriyorsunuz. Biz burada at yarış programı yapıyoruz, reklam vermiyorsunuz. Ya yarım elma gönül alma, bir şeyler verin de biz bu yarışlı programı devam ettirelim. Ettiremedik kardeşim, ettiremedik. Hocam. Ama şimdi seni burada ekranda görünce, yarış vizyonu görünce inanır mısın öyle mutlu oluyorum ki. Sağ ol, eksik olma, bir gün seni stüdyoya almak istiyorum. Çünkü i̇nşallah, bu telefonda... İnşallah Volkancı gelirim. Telefonda, telefonda bitmez. Bir şey söyleyeceğim. Vaktimiz var muhakkak değil mi? Vaktim vallahi kalmadı. Hocam çok mutlaka stüdyoya alacağım bir gün, ki... Bir gün de bir programdan çıktım, yayından çıktım, abi, bir taksiye bindim. Evime giderken taksi şoförü benim suratıma baktı. Dedi ki, abi dedi, Allah mı yolladı seni dedi buraya dedi. Hayrola ne oldu dedim ya, elinde bir tane bülten vardı. Dedi ki şu bültenden dedi bana bir dedi altılı oynasana. Ya yapma çocuklar, taksi şoförüne ben orada bir ufak bir altılı yaptım. Haber Batur koşuyordu o gün. Sayın Haber Armağan Batur'u Tıran'ın... tek geçtim o gün. O tek geçtiğinde Haber Batur sayesinde taksi şoförü ertesi gün beni telefonla arıyor. Diyor ki abi arabanın aksını aldım. 4 tane lastik aldım. Bilmem ne aldım diyor. Haber Batur'un sayesinde şoför arabasını yenilemiş. Onu da hiç unutamıyorum. Jockey kimdi? Kim biniyordu ata? Süleyman Aktaş. Mümin abi de bilmiyorum Armağan'cığım. Ama Haber Batur'u o gün ben tek ısrarla şoför diyor ki bana abi abi olmaz ya tek geçmeyelim. Hayır kardeşim tek geçeceksin dedim. Ve kazandı yarışı. O gün altılı çocuk kazanmıştı. Hiç unutamıyorum o anımı. Ama Volkan'cığım senin programına mutlaka gelmek isterim. Biz dedim ya biraz evvel beni bu saatten sonra padoka çekeceksiniz galiba. İnşallah. Çünkü atçılık bizim de ruhumuza işlemiş. Evet. Kimi görsem abi bana bir altılı verir misin diyor. Hala soruyorlar. Çok evet. Mutlu oldum. Armağan'ı gördüm karşımda. Teşekkür ederim. Sevgili Volkan'ımı gördüm. Teşekkür ederim. İnşallah beraber oluruz. İnşallah hocam, saygılar sunuyorum. Bayramın hayırlara vesile olur inşallah. Tekrar. Bir akşam stüdyoya sizi mutlaka i̇nşallah, görmek inşallah istiyoruz. Neden gelmeyeyim? Telefonlaşırız. Oldu. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Evet, gerçekten benim için sürpriz oldu. Oldu değil mi? Ben çok düşündüm. Çünkü, birkaç alternatifim vardı. Evet, benim çok, yani ne zamandan eski beri eski bir üstadı çıkartayım ne dedim. Zamandan beri de sevgili Bekir abimi görmüyorum. Dediğim gibi hem futbol hem futbol, at yarışında. Sen de şimdi HBB'de, hem antrenörlük tabii, HBB'de hem de beni atçılık, davet etmişti. Tabii. Hatta şimdi şu an kanalın adını hatırlamıyorum. Ataköy'de yine bizim kaptan eski Beşiktaşlı Mustafa vardı. Kaleci Mustafa. Evet. Ataköy'de şeyde Kadıköy şeylerin kalktığı yerde evet. Regatanın orada evet. Bir tane bir televizyon açmıştı. Evet. Şu an adını bilmiyorum. Ben orada bir televizyonda da yöneticilik yaptım. Oradaki o televizyonda. Neyse, ismini konuşmayalım. Evet, evet. O televizyonda da bir iş yine, adamının. Sevgili Bekir Orhan'la beraber yine program yapmıştı. Evet. Oraya davet oldu. Şimdi Bekir abi gerçekten çok hizmet etti bu sektöre. Ben bu soruyu evet. Sormaktaki maksadım oydu. Yani Türkiye Jockey Kulübü Ulusal Basını. Şimdi Bekir abi meslekte çok eski bir gazeteci. Çok eski, gerçekten evet. Çok eski spor emektar, alanında. Gerçekten. Ve ben HBB'de o zamanlar ben at yarışına yine gidiyordum ama ben daha çok Türkiye'de eksik olan çocukların hala eksik. Mesela ulusal kanalla bu konulara girmek istemiyorum aslında yarış programında ama bunu da söyleyeyim yere gelmişken. Türkiye'de hiçbir televizyon çocuk kuşağını dört dörtlük yapmıyor.
Ben uzun yıllar hizmet ettim. Çocuk programları yaptım. Çocuk müzik eğlence programları yaptım. Çocuk eğitim programları yaptım. Efendime söyleyeyim. Yan odamda da Bekir abi, bizim odalarımız, yani o spor müdürüydü. O zaman Faik Çetiner falan daha hiçbir bir yere gelmemişti. Evet. Yani ilk de orada başladı. Efendime söyleyeyim, Faik Çetiner. Bekir abiden sonra. Yani Bekir abi çok eskidir sektörde. Neyse, şimdi birkaç daha başka bir sorularım Volkan vardı. Demin Bekir abim Haber Batur'un taksiciye kazandırdığından bahsederken, Haber Batur çok şey aslında kazandırdı. Ben rahmetli babam 97 yılında vefat ettikten sonra iki ay sonra Cumhuriyet Kupası koştum. İşte en büyük ezeli rakibimiz Yavuz Ancaş, onları geçtiniz. Süleyman Aktı'yla Cumhuriyet Kupası'nı kazandım. Ve rahmetli babamın bir vasiyeti vardı. Elazığ'da bizim ailemizin bir bölümü de Elazığ Harputlu'dur. Evet. Harput'ta Arap Baba yatırının yanında bir ilkokul yaptırma bana vasiyeti vardı. Ben o yıl Cumhuriyet Kupası'nı kazandığım parayla Elazığ'da, Harput'ta 8 dershanelik 3 katlı bir orta öğretim okulu yaptırdım. Vallahi tebrikler. Evet, yani gerçekten Haber Batur'un kazandırdıkları çok şeydir. Evet. O yüzden hiç unutmadığım bir safkanımızdır. Şimdi bir veterimiz var. Evet. Bu konuyla ilgili, çünkü programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu konuyla ilgili kısa bir 5-6 dakika bir yorum yapıp programımızı bugünlük kapatmak istiyorum. Geçenlerde Jockey Kulüp'te Karaca Bey'in yetiştirmeleri, Arap tayları satıldı. Evet. Onlarla ilgili ciddi paralara satıldılar. Yani ben burada bakıyorum şimdi 200 milyar, 152 milyar. Ekranda da göreceksin şimdilik. 140 milyar, 265 milyar mesela. Efendime söyleyeyim. İşte Talip Özdemir'in de 350 milyara aldığı bir Kafkas Şahı var. 330 milyar liraya Kurtel diye bir at satıldı. Evet. Efendime söyleyeyim. Bu paralar sizce, sizin yorumunuz, bu paralar bu atlara verilirken, bu atlar bu paralara ucuz mu gitti, sizce değerine mi gitti, yoksa yüksek mi gitti? Bununla ilgili bir yorumunuzu rica edeceğim. Evet, bir kere sevgili Volkan, son yıllarda Arap atçılığında özellikle işte halk arasında konuşulan bu yarım kan kelimeleri çıktıktan sonra Arap atçılığı bir duraklama devrine girmişti. Ve son zamanlarda bu ihaleler, TİGEM'in yapmış olduğu, Malatya Sultansu'nun yapmış olduğu, Karaca Bey'in yapmış olduğu satışlar gerçekten fiyatlar bayağı düşmüş. Ama evet, tabii ki atçılığımızdaki yaşanan bu ekonomik sorunlar, atçılığımızın üzerindeki kara bulutlar bu satışlara da yansımıştı. Ben geçmiş ihalelere nazaran bu satışın çok daha yüksek paralara gideceğini biliyorduk zaten. Çünkü eldeki yani resmen, bu fiyatlar yüksek mi? Yani iyidir. İyi fiyatlar. İyi fiyat. Yani gerçekten iyi orijinler var, iyi safkanlar var. İyi atlar satıldı. İyi yani atlar satıldı. Alanlar, yani talipleri iyi atlar aldı. İyi atlar aldı mı? Tabii ki illa bu kadar para verip de şampiyon olacak diye bir şey yok. Bu bir peki, istisnadır. Şu anki Allah ayağını düz bastırsın deriz. Aynen. Ama yani mesela Kafkaslı'nın ana babı bir kardeşi var. Kafkas Şahı. Kafkas Şahı. Evet. Sevgili Talip. Talip Öztürk, Öztürk tarafından satılmıştır. Tabii ki o kağıt üzerine baktığımız zaman her şey perfect, mükemmel. Peki. Ama bu lafını evet, kestim. Bu şeylere ne diyorsun? Yani at bakım ücretlerinin çok yukarı çıkışı son evet, yıllarda evet, ve ikramiyelerin geri gelişi bu atçılığa bir darbe vurmadı mı? Yani bugün İstanbul'da 1,5 milyarları buluyor bir at ahır kirası. Tabii ki. Yani bunlar işte, çok yüksek değil mi? İşte, atçıyı tabii ki. Yani yıldırmıyor mu bu? Yani çünkü tabii ki çok yüksek. Volkan. Siz ikramiyeleri geri çekiyorsunuz. Geri çekmek değil de bugün çok yükseltemiyoruz ikramiyeleri. İşte dediğim gibi ama geri çekildi. Volkan, geri çekildi. Şöyle mesela söyleyeyim, bir de dengesiz. 400 milyara yarış var. İşte bu 16 milyara yarış var. Önümüzdeki, bunların dengelenmesi gerekiyor. Önümüzdeki mi? Yani 2011 yılında çıkacak programda bayağı dengelendi. İşte demin bahsettiğimiz Sayın Bakanımızın vergileri, kesintileri indirmesinden mütevellit işte bu olaylar oldu. Eğer biz o kesintilerle devam etseydik
Türk atçılığı bitme noktasına gelmişti. İşte bu kesintileri azalttığı için de önümüzdeki yıl 2011 yılında bir made in koşu şu an 18 ise büyük bir ihtimalle, tabii ki tam onaylanmadı ama büyük bir ihtimalle 2011 yılında 22-24'lere koşulacak made in yarışları. O yüzden önümüzdeki koşmalıdır yıl çünkü tabii made in bir atın ama bir at sahibinin ama ilk Volkan, kazandığı yarış. Volkancığım, bir yerde gelir olmadan sen bir şeyleri sunamazsın. Peki Armağancığım, gelir şimdi var ama kesintiler şimdi olduğu için şimdi toplanan paranın büyük bir bölümü bir takım kurumlara gidiyor. Kesintilerden sonra ikramiyeler ödendiği için, kesintiler çok olduğu için ister istemeden bu yarış programına yani bu örneğin made in, şartlı yarışlar, açık yarışlar, kısa vade yarışlar, bunların rakamlarından içinden çalmak mecburiyetinde kalıyor Türkiye Jockey Kulübü. Ama kesintiler kalktığı zaman o zaman tabii ki atçıyı kalkacak mı kesintiler? Kalktı. Kalktı mı? Büyük bir 2011 daha mı iyi olacak? 2011 çok daha iyi olacak. Peki. Yani 2011 ve 2011'den sonraki yıllar Türk atçılığının altın devrini yaşayacak sevgili Volkan. Peki ben bunu buradan söyleyebiliyorum rahatlıkla. Öncelikle kalkıp gecenin bu saatinde Yarış Vizyon'a konuk olduğun için öncelikle çok teşekkür Rica ediyorum. Rica ederim. Ben çok memnun oldum. Gerçekten ben de çok memnun oldum sevgili Armağancığım. İnşallah bundan sonraki manevi gönül danışmanlığını da tabii ki talep ediyorum. Yani arada belki arayıp rahatsız edeceğiz. Her zaman için. Sizin tavsiyelerinizi her zaman için talep edeceğiz. Tekrar bu mübarek Kurban Bayramı'nda kalkıp Yarış Vizyon'a geldiğin için teşekkürler. Sevgili seyirciler, Yarış Vizyon yine son buldu ama sizle büyük bir hazırlık içerisinde olacağız. Haftaya salıya tekrar 23.30'da görüşmek üzere. Televizyonculukta edindiğimiz terbiye yayıncılığın esas olduğunu ve devamlılık arz ettiği düşüncesiyle hoşça kalın. Haftaya salı 23.30'da Yarış Vizyon sizler için tekrar Kanal T ekranlarında olacak. İçinizden sevgi hiç eksik olmasın. Haftaya salı 23.30'da tekrar görüşmek üzere. Saygılar.